Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere konvers patik yapımını anlatacağım. Bu şekilde 36 numara bir patik olacak. Tabanlı olarak çalışacağız, sadece taban üzerine çalışacağız. İki renkli, gerçekten ayakta spor ayakkabı gibi duran çok şık bir model. Şimdi malzemelerimizi göstermek istiyorum sizlere. Bir çift böyle içi eva dışı suni deri bir çift taban, kendinden delikli bu tabanlar. Tabanlarımı Instagram'da Rasim Uyar Tabanlık ve Keçe sayfasından temin ediyorum. İplerim Nako Pırlanta ip kullanıyorum, ikisinde iki rengimi de Nako Pırlanta kullanacağım. Bir de ayakkabı bağcığı bu şekilde. Bunu da yine ayakkabı malzemeleri satan yerlerden temin edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz patiğimizin yapımına geçelim. Bunun için öncelikle tabanımızı yapmaya başlayacağız. Evet. Öncelikle tabanımızda şu dar olan kısımdan başlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle şu dar olan kısmın ortasından başlayacağız. Burada sağdan 3 tane, ortayı saymıyoruz. Sağdan 3 tane, soldan da 3 tane bu delikleri 3 kere batacağız. Bu ortaya da 4 kere batacağız. Yine bu aralarda şu geçiş kıvrım olan buradaki bu geniş yere atlarken burada bir dörtlü, bir üçlü, bir ikili, bir üçlü, bir iki şeklinde batacağız. Buraları tabii ki yaparken göstereceğim size. Yine şu tabanımızın uç kısmında yani burun kısmında 4 tane sağdan 4 tane de soldan deliğe 3 kere batacağız. Şimdi başlayalım. Hemen ortadan ipimi alıyorum. Bu arada tığım 2 numara. 2 numara bir tığ kullanacağım. Hiç tığımın başına ip almadan tabanımızda şu şekilde aralara bir tane zincir çekiyorum. Her araya bütün battığım yerlerden sonra mutlaka sık iğne çekeceğim. Yine bir zincir. Tekrar aynı deliğe. Evet. 4 kere batmış olduk. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Ve yandaki deliğe tekrar üç kere batacağım buraya. 2 aralara bir zincir, aynı deliğe tekrar 3 kere battım, bir zincir, yandaki deliğe geçiyorum, bir zincir, tekrar aynı yere. Bir zincir, tekrar aynı yere. 3 kere battım. Bir zincir, hemen yandakini atlıyorum. Bir zincir, ip almadan batıyorum. Bir zincir. Şimdi bakıyorum, 3 tane yaptım. Bir tane daha yapacağım. Bir zincir. Bir zincir. Evet. 1, 2, 3, 4 tane deliğe. 3 tane gözüme az gözüktü arkadaşlar. Buna da baktım 4 yapmışım. O yüzden 4 tane deliğe 3 tane batıyoruz. Ortadaki delik 4 tane. 1, 2, 3, 4 tane deliğe 3 kere battım. Şimdi ikişer ikişer devam edeceğim. 1, 2 kere battım. Bir zincir. Hemen yandakini atlıyorum. Bir zincir. Bir zincir. 2 kere battım. Yandakini atlıyorum. Yine bir zincir. Yandakini atlayacağım. Bir zincir. 2 kere battım. Tekrar yandakine. 1
Buraya 3 tane yapacağım. Çünkü buradaki delikle bu delik arasında bayağı bir mesafe var. Ve bu kıvrım yerini genişlemeye başlanan yer. O yüzden buna bu deliğe 3 kere batıyorum. Tam geçiş yerlerinde 3 kere batacağız. Buraya 2 kere batacağım. Buraya 2 kere battım. Tekrar buraya da 3 kere batacağım. Aralardaki zincirimizi unutmuyoruz. 3. Şimdi buraya da 2. 1. 2. Ve buraya da 3 kere batıp devam edeceğim. Kere batarak şurada 1 2 3 4 5 tane kalana kadar ikili devam ediyorum. 37 38 sıraları da aynı işlemi yapın arkadaşlar. Yani şu kıvrım yerinde bir üçlü bir ikili, bir üçlü bir ikili, bir üçlü şekilde bu kıvrım yerini geçerseniz pateniniz üstte böyle şöyle bir görüntü olmaz, patenizde böyle dümdüz bir görüntü olur. Böyle 2 2 batarak. Bakalım 1 2 3 4 5. Şimdi 5 tane delik var. 2 4 5. Buralara 3 kere batacağız. Tavanın içinden böyle çıkıyorum. Evet, buralar 3. Bu zincirleri çekerken çok bol çekmeyin. Kötü bir görüntü olur çünkü. Bu şekilde yapmayın. Şimdi ortaya geldim. Bu ortaya da 4 tane batacağım. Ve yine her battıktan sonra mutlaka bir zincirimizi çekmeyi unutmayalım. Şöyle. Zincirle 3 tane batarak, 5 deliğe 3 tane batarak devam ediyoruz tavanımızı. Beş tane batacağız. 5 deliğe 3 kere batacağız. Bakalım 1 2 3 4 5 bu sonuncuydu. Şimdi tekrar 2 2 batarak bu kıvrım yerinde karşıda hani 3 2 3 yaptığımız yere kadar gelelim.
Burası da 2. Şimdi buraya 3 yapacağız. Şuraya. Hemen bakın tam karşısına denk gelecek. 2 ve 3. Şimdi sıradaki 2. Ve 3. Üç, iki, üç. Şimdi iki. İki. Şimdi üç. Burası da üç. Şimdi yine 2 2 şurada 1 2 3 4 tane kalana kadar 2 2 2 devam edeceğim. Umarım taban yapımı anlaşılmıştır arkadaşlar. Daha önce de yine taban yapımını göstermiştim kanalımda. Anlamayanlar tekrar oraya bakabilirler. Ama burada ayrıntılı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi şu baştan başlarken 4 tane, ortayı saymıyorum, ortaya 4 kere battım. Yanlara 1, 2, 3, 4 taneye 3 kere battım. Sonra bu kıvrım yerine geldiğimde 3, 2, 3, 2, 3 şeklinde battım. Burunda da 1, 2, 3, 4, 5 yere 3 kere battım. Bir tane ortaya da 4 kere battım. Yine 5, orta yerde 3, 2, 3 şeklinde devam ettim. Yine 1, 2, 3, 4 deliğe geldik. Oraya gelene kadar 2 2. Burada kalan bu 4 deliğe de 3 kere batacağım. Ve tabanımın tığlaması bitmiş olacak. Üst kısma geçeceğiz. 37, 38, 39 numaralarda şuradaki bu 4'lüleri 5 yapabilirsiniz. Mesela 39 ve 40'da orayı 5, şurayı 36, burayı 5, burayı 6 yapabilirsiniz. O şekilde devam edebilirsiniz. Ama yine kıvrım yerleri yine aynı. 3, 2, 3. Evet. Şimdi birleştiriyorum. Ve tabanımızın bu şekilde tığlaması bitti. Şimdi üst kısmı, buralardan ilmek alacağımız kısma geldik. Yine tabanımızın bu renkli kısmı bize, alttaki kısmı karşıya bakacak şekilde devam ediyorum ben. İki zincir çektim. Buradaki her ilmekten bir tane alarak sık iğne şeklinde sıramı döneceğim. Toplamda 137 tane ilmek alacağım. Buradan bu şekilde. Şu aralara batmıyoruz. Aralara batarsak şu kenarlar gözükür. Bu aralara batmadan, aralara zincir çekmeden böyle sık iğnelerle buralardan ilmek alarak toplamda 137 tane ilmek sık iğne yapacağız. Bu sıramızı bu şekilde yapalım. 137 tane ilmek buralardan çıkaralım. Ondan sonra üst sıralara geçeceğiz. Evet, şimdi bu sık iğne sıramızı tamamladık. Toplamda 137 tane sık iğne yaptık. Şimdi bunun üzerine tam 4 sıra çakma trabzan yapacağız arkadaşlar. Bütün ilmeklerden alarak her sırada 137 tane çakma trabzan olacak şekilde tam 4 sıra çakma trabzan yapacağız. Çakma trabzanı göstereyim size. Şimdi şöyle ipimi doladım. İlmeğime battım, çıktım, hepsini bir de çıkardım. İpime doladım, ilmeğime battım, ipimi aldım, tığımda 3 tane var, hepsini bir de çıkardım. Bu şekilde çakma trabzanlarımızı
yaparak tam 4 sıra olacak şekilde yapalım. Daha sonrasında da şu ön kısmın nasıl yapıldığını göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi 4 sıra yapalım, ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, ben patiğimin bu beyaz kısmını bitirdim. Şimdi şu kırmızı kısma geçtim. Burası için de göstereyim size nasıl yapılacağını. Şimdi bu beyaz kısımda, kırmızı kısımda ipimizi CC tekniğiyle şu ilmeklere batarak örüyoruz arkadaşlar. Sadece yapacağımız işlem böyle bu sırayı bu şekilde dönmek. Yani zincir almadan kedi sıramızı dönüyoruz. Tüm sırayı bu şekilde bitireceğiz. Sonra da en önemli kısmımız olan bu ön kısım, yani şu kısmın örülüşüne geçeceğiz. Orayı oldukça yavaş anlatacağım size. Umarım anlaşılır olur, kolayca yapabilirsiniz. Böyle sıramızı tamamlayalım. Sonra da ön kısma geçelim. Şimdi kırmızı kısmımız bittikten sonra patiğimizin ön ortasını buluyoruz ve işaret koyuyoruz. Ben ön ortasını buldum ve işaretimi koydum. Şimdi bu işaret koymuş olduğumuz yerden başlayarak, yani işaretli yerimizi saymadan hemen yanından bir, şöyle göstereyim daha yakından size. Bakın. 1, 2, 3 ve 4. ilmeğimizin iç kısımda kalan kanadından alıyoruz. İpimizi oraya sabitleyeceğim. Şimdi sabitleyip bir tane zincir çekiyorum. Sonra yine şu içte kalan kanatlarından yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu içte kalan kanatlarından. Burada toplamda 3 buradan, 3 tane de buradan olmak üzere, bir tane de ortadaki var. 7 tane çakma trabzan yapacağız. Bu sabitlediğimizi saymıyoruz. İçte kalan kanatlarından alıyorum. Ve birinci çakma trabzanım. İkinci. Üçüncü. Dört. Beş. Altı. Ve 7. 7 tane çakma trabzanımı yaptım. Daha sonrasında tığımın başına ip almadan hemen şu yanındakini atlıyorum. Yani bir tane atlıyorum. İkincinin içte kalan kanadından sokup şöyle bir birleştirme tekniğiyle sabitliyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar bir taneye atladım. İkincinin içte kalan tarafından, kanadından alarak tekrar sabitliyorum ve bu sefer zincir çekmeden dönüyorum. İpimi doladım. Hemen şu dibindekini atlıyorum. Bu çekmiş olduğum zinciri de atlayıp üçüncünün yuvadan ipimi alıp çakma trabzan yapıyorum. Burada toplamda 9 tane çakma trabzanım olacak. 2, 3, 4, 5,
6 7 8 tane yaptım. 9. şu ipi bağlamış olduğum, bakın şu ipi bağlamış olduğum yere denk geliyor. Yani şuraya. 9.'yu da buraya yapıyorum. Tabanımı döndürüyorum. Döndürdüm. Hafifçe bu ipimi çektim. Bakın şu bir taneyi atlıyorum. Yani şu sıradakini atlıyorum. İkincinin içte kalan kanadından alarak burada bir CC tekniği yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine yanındakini atlıyorum. İkincinin şu içte kalan kanadından alarak yine bir CC yapıyorum. Doladım ipimi, zincir çekmedim, ipimi doladım. Hemen şu dibindekini atladım, zincirimi atladım ve üçüncüden sokup çakma trabzan yapıyorum. Bu sırada da 11 tane çakma trabzanımız olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 Sıkı sıkı yapın arkadaşlar. Oldukça sıkı örün. 10 ve 11. de yine şu bağlamış olduğum noktaya denk gelecek. Yine bir tane atladım. İkincinin içte kalan kanadından alıyorum ve böyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkincinin kanadından alarak yine birleştiriyorum ve döndürüyorum. İpimi doladım. Hemen dibini atladım. Zincirimi de atlıyorum. Dibini atladım. Zinciri atladım. Üçüncüden tekrar batıyorum ve çakma trabzan yapıyorum. Bu sırada da 13 tane olacaklar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.'yü de yine şu bağlamış olduğum noktaya yapacağım. Evet. Tekrar döndürüyorum. Hafifçe ipimi uzattım. Bakın sıradakini atlıyorum. Şu sıradaki ilmeğimi atlıyorum. İkincinin içte kalan kanadından alarak sabitledim. Bir zincir çektim. Tekrar bir tane atladım. İkincinin içte kalan kanadından alarak tekrar sabitleyip sıkıştırıyorum. İpimi doladım. Yine şu dibine atladım. Bir tane çekmiş olduğum zincirimi atladım. Üçüncüden batarak toplamda bu sırada 15 tane çakma trabzan yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her sırada 2-2 artıyor. Yani 7, 9, 11, 13 ve 15 olarak artıyor. Toplamda burayı biz 14 sıra yapacağız. Şu ön kısmı toplamda 14 sıra yapacağız. Daha sonra lacivertli kısma geçeceğiz. Şekilde 15 tane yapacağız. Daha sonra da lacivertli kısma geçeceğiz. Bu sırada tekrar bir göstereceğim. Bir sıra daha göstereyim size.
Ondan sonra tekrar bu ön kısım bitince tekrar göstereceğim nasıl yapmamız gerektiğini. Şimdi geldim. Evet. Yine bakın bağlamış olduğum altta şu bağlamış olduğum noktaya batıyorum. Bir tane atladım. İkincinin içte kalan kanadından CC tekniği yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir taneyi atladım. İkincinin iç kanadından CC ile birleştirip dönüyorum. Yine şu dibindekini atlıyorum. Şu dibine atladım. Hemen ikinci zincir çektiğim yeri de atlıyorum ve üçüncüye batarak bu sırada toplamda 17 tane olacak şekilde çakma trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu ön kısmı bitirelim. Sonra da lacivert kısmı geçelim. Orayı da size anlatayım arkadaşlar. Ön kısmı bitirdik arkadaşlar. Şimdi bu ön kısımda size söylemek istediğim bir iki şey var. Bu kenarlarını yaparken hani bu iki tane atlayıp dönüşlerde iki atlayıp üçüncüye batıyoruz. Eğer şu hani eliniz bolsa muhtemelen burası böyle çok şöyle bir görüntü olacak. Yani böyle yukarıya doğru kalkacak. Eğer bu olursa buralarda 3 tane şu sonlara doğru buralarda 3 tane atlayın. Yani 2 tane atladığımız yere dönüşlerde 3 tane atlamış olun. Ki burası böyle çok yukarıya kalkmasın. Şimdi ben çok hani sıkı ördüğüm için bende böyle bir problem olmuyor. Ama bazen bazı arkadaşlarımız da hani bu tür problemlerle karşılaştık. Onu da yapmanız gereken şurada 3'er tane atlayarak yapmak şu son sıralara doğru. Ondan sonra zaten bu kısım toparlayacaktır. Bu tarafta da aynı şekilde, bu tarafta da aynı şekilde. Şimdi ben 14 sıra bu beyaz kısmımı yaptım. Şimdi lacivert kısma geçeceğiz. Yani şu dil kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için de diğer renkli ipimizi ben lacivert ile yapmış olduğum için lacivertimi alıyorum. Siz istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Burayı ben beyaz kullandım ama hani dediğim gibi bu ana gövdeyi siz istediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Şimdi bunu kenardan ipimizi şu tarafta bitirmiş olduğumuz için bunu buradan bir tane atlayıp hemen şu ikinciden takıyorum. Yani aynı işlemi lacivertte de 3 sıra yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra artık kenarlardan bağlamadan örmeye devam edeceğiz. Bağladım. Çakma trabzanla sıramı tamamlayacağım yine. Şöyle karşıya kadar devam edeceğim çakma trabzanla. Bütün yuvalara tek tek batarak karşıya kadar gidelim. Bu şekilde bütün yuvalara tek tek batalım. Şimdi bu kenara kadar geldik. Yine bir tane atlıyorum. Hemen ikinciden aldım. Bir zincir çektim. Yine bir tane atladım. İkinciden aldım. Evet. Döndüm. İpime doladım. Ben 3 kere atlayacağım burada. Yani 3 tane sıra atlayacağım arkadaşlar. Üçüncüye atlayıp dördüncüye bakın. 1, 2, 3 ve dördüncüye tığımı takıyorum. Sonra bütün ilmeklere tek tek batarak sıramı devam edeceğim. Toplamda lacivertten 3 sıra yapacağız. Bu ikinci sıram. Yine böyle karşıya kadar
Hepsine tek tek batarak gidelim. Evet, bu tarafa kadar geldim. Şimdi yine bir tane atlıyorum. İkincinin iç kanadından alıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane atladım. İkincinin iç kanadından aldım. İpimi doladım. Üç tane atlayıp bir zincir çektiğim yer, bir tane de hemen onun yanına atlayıp dördüncüye ipimi şöyle güzelce bir çakma trabzan yapıp sıkıştırıyorum. Şimdi yine karşıya kadar gideceğiz ama bu sıramda birleştirme yapmayacağız. Bu üçüncü sıramdı. Diğer karşı tarafta yanlara artık birleştirmemizi yapmıyoruz. Yine oraya kadar devam edelim. Şimdi geldim. Bu bağlamış olduğum yere batmayacağım. Şu sonuna kadar geldim. Dönüyorum. Bir zincir çektim. Dibini atladım. Yanındakini atladım. Hemen üçüncüye yine bir çakma trabzan yapıyorum. Artık her sırada bu şekilde eksilterek bu lacivert kısım 20 çakma trabzana gelene kadar bu işlemi yapıyoruz. Yani her iki yanda da dönüşlerde eksiltmeler yapacağız. Eğer dediğim gibi hani burası böyle çok havada olursa şöyle aralarda küçük küçük eksiltmeler yapın. Yani mesela ben şimdi bir tane yapacağım. Herhangi bir yerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle çakma trabzanla eksiltme yapacağım. Battım. İpimi dolamadan tekrar yandakine battım. Tam da 4 tane var. Şöyle bir de çektim. Yani bu ön kısmın şöyle çok eğer çok havada kaldıysa böyle azaltmalar, eksiltmeler yapabilirsiniz. Şimdi ben yine diğer tarafa kadar öreceğim. Yine o hani orayı göstereceğim size. Şöyle genel bir görüntüyü görün istedim. Bakın. Yine burada da şu bağlamış olduğum noktaya kadar geldim ama bağlamış olduğum noktaya batmıyorum. Buraya batmıyorum. Artık bağlamıyoruz kenarla. Sadece şu son sırasına kadar örüyoruz. Bağlama yok. İpimi doladım. Bir tane zincir çekiyorum. Yine şu dibine atladım. Yanındakini atlıyorum. Ve üçüncüye ipimi sabitliyorum. Çakma trabzan yapıyorum yani. Yine bu şekilde sıramı devam edeceğim. Yapacağımız işlem bu. Her dönüşte, yani her döndüğümüzde böyle eksiltmeler yapıp bu lacivert kısmı 20 çakma trabzana kadar düşüreceğiz. Toplamda bu lacivert kısmın şuradan şu üst buraya kadar toplamda 17 sıra, 15 sıra olacak arkadaşlar. Yani şuradan şuraya kadar toplamda 15 sıra olacak. Ona göre ayarlayalım. 15 sıra örelim. Böyle yanlardan eksilterek. Dediğim gibi şu ortası çok havadaysa buralarda ara ara eksiltmeler yapabilirsiniz. Yani birazcık da bu konvers patik örme işi hani nasıl yapıldığını bildikten sonra elde onu kendinize göre ayarlamaktır. Yani kendinize göre ayarlayacaksınız. Hani eliniz bol olur. Bu ön kısım çok böyle havada kalır, bol kalır. Sıkı olursa öyle bir problem yaşamazsınız. O yüzden hani eli bol olanlar için özellikle söylemek istiyorum. Yani bu kısım çok önemli. Çok havada kalırsa çok çirkin bir görüntü olur. Buraları siz kendinize göre ayarlayacaksınız. Yaparken şöyle her defasında bir dönün. Şöyle bir geriye bakın. Bakın nasıl görünüyor. İlk başta ayağınıza göre hani ölçerek yaparsanız her defasında giyin. Ayağınızdaki duruşunu görün. O duruş nasıl? Hoşunuza gidiyor mu? Tam oturdu mu ayağınıza? O şekilde hani ayağınıza göre ayarladığınızda diğer numaraları nasıl yapmanız gerektiğini çok daha iyi anlayacaksınız. Kesinlikle deneme yanılma yoluyla bu patiye oturtabilirsiniz. Ve mutlaka bir işini yaparken hangi yerlerde artırmalar yaptınız, hangi yerlerde eksiltmeler yaptınız bunları mutlaka not alın. Çünkü ikinci ile eşit olması gerekir. Biri ayrı biri ayrı olduğu zaman güzel olmaz. Şimdi ben sonuna kadar geldim yine. Yine bir zincir çekiyorum ve
Yine bir, iki tane atlayıp hemen üçüncüye batarak bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi toplamda 15 sıra öreceğim. Ama bu lacivert olan kısım 20 çakma trabzana geldiğinde eksiltmelerimi artık yapmayacağım. 20 ile devam edeceğim. Şimdi örelim, bitirelim. Ondan sonra da bu kenar kısmını göstereyim size. Şimdi şurayı da göstermek istedim size. Burada 20 tane benim çakma trabzanım oldu arkadaşlar. Tam 20 tane çakma trabzanım var. Burada artık eksiltmeleri bitiriyoruz. Ne yapıyoruz? Burada 2 tane zincir çektim köşede. Dibine bit değil, yanındakine batarak. Batarak çakma trabzanlarımızı devam edeceğiz. Yani artık 20 tane çakma trabzan öreceğiz hep. Artırma yapmıyoruz. 2 zincirle başlıyoruz. Ve örüyoruz. Burayı göstermek istedim. Hani takılabilirsiniz diye. Dediğim gibi yine buradan itibaren tam 15 sıra bu çakma trabzanı örelim. Ondan sonra ipimizi keselim. Kestikten sonra da şu kenar kısmını nasıl yapıldığını göstereyim size. Lacivert kısım için olan bu kısmı, dil kısmını bitirmiş olduk. Toplamda dediğim gibi 15 sıra ve son sırada 20 tane çakma trabzan kalana kadar eksiltiyoruz. Daha sonrasında eksiltmeden devam ediyoruz. Ve toplam sıramız 15 sıra olacak. Şimdi bu ön kısmının şu yan kısımlarının nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Buradan şu önden toplamda 9 sıra sayacağız. Yani şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra sayıyoruz ve 9'uncunun hemen şu yan tarafından bakın şu hani ön kanatlarını ayırıp da şurada kalan şu kanatları var. Bakın şunlar. Bu kalan ilmekler var buralarda. Bunu yaptığınız zaman zaten daha iyi görürsünüz. Bakın şu hemen şu kırmızının altında olan yerler. Artık ilmeklerimizi bunlardan alacağız. Ama ilk ilmeğimiz buradan itibaren saydığımızda 8 sıra sayıyoruz. 9'uncunun başındaki ilmekten alıyoruz. Daha sonra lacivert ipimizi buraya takalım. Bir tane de zincirle sabitliyoruz. İpimizi sabitledikten sonra burada artık trabzan yapmaya başlayacağız. Yani çakma trabzanlarımızı bitiriyoruz. Ve hemen bakın yine şuralarda gözüküyordur. Mutlaka siz hani elinizde daha iyi anlarsınız. Bu kalan şu kanatları alarak şu ön kısmı şuraya kadar, şu lacivertle takılı olan yere kadar bu önden kanatlarını alarak trabzanlar yapa yapa geleceğiz. Burada artık örülmesi birazcık zorlayacak bizi. Çünkü bu tabanlarla örmek gerçekten hiç kolay değil. Bunu örgü tabana da uyarlayabilirsiniz. Örgü taban içinde link ekleyeceğim. Hemen bu videonun sağ kenarında aşağıya doğru bakan bir ok var. Oraya tıkladığınız zaman açıklama kısmı gelecek. Birazcık ekranı yukarıya kaydırın. Hemen altında örgü taban video linki var. O linke mavi linke tıkladığınızda örgü taban linkini ulaşmış olacaksınız. Yani örgüyle yapmak istiyorsanız tabanınız elinizde yoktur. Sadece örgü taban yapmak istiyorsunuzdur. O tabanı yaparak bu konversinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde buralarını arkalarından yani şu kalan kanatlarından alarak öreceğiz arkadaşlar.
Evet. Artık ilmeklerimize batarak devam edeceğiz. Yani şurada kalan, bakın şu ilmekler, ilmeklere batarak, yani şu ön kısım bittikten sonra, şu kısım bittikten sonra artık ilmeklere batarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Nereye kadar yapacağız? Hemen onu da göstereyim bir trabzan yaparak. Evet. Dönüyoruz. Şurada kalan iplerinizi de örerken içeride yürütün. Buraya kadar normalde ilmeklerimize batarak geliyoruz. Daha sonrasında yine buradan şu karşıda nereden başladıysam oraya kadar şurada kalan bu kanatlardan, bakın şuralarda kanatlar var. Kalan ilmekler var. Zaten elinizde çok daha da iyi belli olacaktır. Şunlara batarak buraya kadar gelelim. Daha sonrasında nasıl ilmek kesildiğini, burada bu ipler için nasıl delikler oluştuğunu da size göstereyim. Şimdi karşıya kadar geldim. Aynı hizaya geliyoruz arkadaşlar. Toplamda benim burada 99 trabzanım oldu. Ama hani sayı vermek istemiyorum ben. Çünkü farklı farklı olabilir. Hani ayağınıza ölçerek buradaki eksiltmeleri farklı yapmış olabilirsiniz. O yüzden sayı belirtmeyeceğim. Şimdi bir tane zincir çektim. Şu dibine atladım. Hemen yanındakinden. Bakın şu dibine atlıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir, iki zincir çekip bir, iki tane atlayıp üçüncüye batıyorum. Bakın bir, iki trabzan tepesi atladım. Üçüncü trabzan tepesine batıyorum. Burada şu bağcıklarımı geçirebileceğim bir boşluk oluşturmuş oldum. Şimdi yine trabzanlarla bu karşıya kadar öreceğiz. Artık eksiltme yapmıyoruz. Ama bu sıra trabzanlarına size fazla gelirse, ayağınıza ölçtüğünüzde hani bol gelirse böyle ara ara yerlerde birkaç eksiltmeler yapabilirsiniz. Dediğim gibi konvers tamamen sizin elinize bağlı. Yani siz onu elinizde şekillendireceksiniz. Bu şekilde buraya kadar, burada son 4 ilmek kalana kadar örelim. Ondan sonra tekrar oradaki bu konvers bağcık boşluğunu nasıl bıraktığımı orada göstereyim size. Şimdi buraya kadar geldim. Burada bakın 1, 2, 3 tane boşluk var. Hemen tığımı 2 kere doladım. 1, 2 tane atladım. Tığımı 2 kere doladım. 1 trabzan tepesi, 2 trabzan tepesi atlıyorum. 3. trabzanın tepesine şöyle 3 de çıkaracağım. Bir üçlü trabzan yaptım. Ve buradaki boşluğumu da oluşturmuş oldum. Hemen dönüyorum. Bir zincir çektim. Dibindekini atladım. Yanındakini atladım. Yani bir tane boşluk bıraktım. Hemen burada ikinciye sık iğne yapıyorum. Ve tekrar trabzanlarla sıramı karşıya kadar gideceğim. Yani bir sıra bağcık boşluğu oluşturuyorum. Bu üst sırada oluşturmuyorum. Diğer tarafta da dönerken oluşturacağım. Orada da tekrar göstereyim size. Ondan sonra bu lacivertli kısmı bitene kadar hep beraber yapalım. Dış sık iğne gidimini göstereceğim daha sonra. Şimdi bu sona kadar geldim. Burada ikisini bir, yani burada bir kesim yapmış olacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde tekrar şöyle bir göstereceğim. Bakın ipimi doladım, battım. İki tane var. Tekrar batıyorum, çıkıyorum. İki tane var. Buradan bu tarafa doğru gelirken ilmek boşluğu ayırmıyoruz. Döndüm. Bir zincir çektim. Bir tane atladı. Dibine atlıyorum. Hemen yanındakini de atlıyorum. Bakın, dibine atlıyorum. Yanındakini de atlıyorum. Hemen yanındakine sık iğne yapıp bir, iki zincir çekip bir, iki tane boşluk bırakıp üçüncüyü trabzanımın tepesine bağlıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bu tarafa giderken bağcık ilmeği ayırıyorum. Bu tarafa gelirken ayırmıyorum. Bu şekilde tam 5 tane, 1, 2, 3, 4, 5 tane bağcık deliği ayıralım. Olacak şekilde yapalım. Ondan sonra ipimizi koparıp
Bu dıştaki sık iğne sırasını gideceğiz. Evet, şimdi patiğimizin sırasını yaptık. Tam 5 tane, bakın şu şekilde göstereyim size. 5 tane, 1, 2, 3, 4, 5 tane bağcık boşluğu koymuş olduk. Şimdi yapacağımız işlem, toplamda burası 10 sıra olacak arkadaşlar. Yapacağımız işlem buraya sık iğne gidip patiğimizi sonlandırmak. Şimdi de şuradan bakın hemen şu yanından ilmek alarak şu içindekini çıkaracağım. Şimdi hemen bu yanından ilmek alarak bu şekilde şurada gördüğümüz deliklere sık iğne ile devam edeceğiz arkadaşlar. Yani buralara sık iğneler yapacağız. Şu boşluklarımıza iki tane sık iğne yapıyoruz. İki tane. Aralar kasmayacak şekilde, aralara kasmayacak şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Yani çok kasmasın, böyle çok bir araya gelmesin. Şöyle. Boşluklara iki tane yapıyoruz. Aralara böyle kasmayacak şekilde yapalım. Sık iğne ile bu sıramızı sık iğne ile döneceğiz. Boşluklar iki tane. Şimdi geldik boşluklarımızı bitirdik. Bu kenar kısmını bitirdik. Geldik bu trabzanlarımızın tepe kısımlarına geldik. Bakın bu tepe kısımlarını. Buralarda birer tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Burası size çok geniş gelirse arada sık iğne ile kesim yapabilirsiniz. Ben böyle tek tek batarak devam edeceğim. Ta ki diğer uca kadar. Buraya kadar sık iğne ile gelelim. Şimdi buraya kadar geldim. Yine burada da bu boşluklara iki tane batıyorum. Bu araları da kasmayacak şekilde batıyorum arkadaşlar. Şöyle. Boşluklar iki tane. Bu şekilde yapıp bitirip sonra da bağcığını takalım. Bir de son görüntüsüyle tekrar gelelim arkadaşlar. Evet, konverslerimizin bağcıklarını da taktıktan sonra bitmiştir. Arkadaşlar bu Converse patikler gerçekten zor bir model. Bunu elinizde önce ayağınızda güzelce hani kendi ayağınızın numarasına göre yapın. Daha ayağınıza göre uygulayın ve not alın. Yani hani biri farklı biri farklı olmasın. Elinizde şekillendirin. Ayağınıza göre bu eksiltmeler, artırmalar bunları ayağınıza göre ölçerek yapın. Yani sonuçta bu Converse patiğin yapım aşamalarını bildikten sonra bunu şekillendirmek size bağlı. Kolaylıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince en iyi şekilde anlatmaya çalıştım. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Abone olmayı, kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.